see me. I'm as happy as a girl can be. Aşk dizilerin olmazsa olmazı. Dizi TV'de bu hafta ATV ekranının birbirinden değerli oyuncularıyla neredeyse tüm hücrelerimizi ele geçiren bu yoğun duyguyu konuştuk. Aşk kelime anlamıyla bir kimseye, olguya, varlığa ya da bir şeye duyulan yoğun sevgi ve bağlılık demek. Peki acaba aşkın bir ömrü var mı? Aşkın ömrü yoktur. Aşk bir kibrit alevi gibi yanar gider. Kavrulan kavrulur. Geride kalan sağlar bizimdir. Ama sevginin ömrü çok uzundur. Eğer onu arkadaşlıkla, dostlukla, inançla, sırtını dayamak istediğin zaman, arkada bir gücün seni beklediğini, seni tutacağını bilerek yaşam olursa, sevgi çok önemli bir şey. Aşkın ömrü var mıdır? Aşkı tarif de etmek bence çok zor bir durum. Zaten ben aşkı yaşadım diyemem ama zaten tarif etmesi ve herkes için tarifi de farklı olan bir şey olduğu için ömür biçmek bence mümkün değil. Çünkü bu kadar yoğun bir duygu ve kimsenin tarif bile edemediği bir duygu kaç zaman geçerse geçsin ve söylenilen gibi üstüne ne binerse binsin bence insanın içinde bir yerlerde hep bir parçası kalır gibi geliyor bana. Bitmez sanki. Sun goes up, sun goes down. Something in the air, life in this town. Now I've got you around, we're sowing seeds in the ground. Ben bu cihana sığmazamın başarılı oyuncusu Değer Alp, aşkın bir ömrünün olması gerektiğini düşünen isimlerden. Bence aşkın ömrü vardır ama form değiştirir. İlk zaman zaten aşkın upuzun bir ömrü olamaz. Ona ne kalp, ne beden, ne zihin hiçbir şey dayanamaz. Dolayısıyla olmalı. Ama sonra form değiştirip sevgiye döndüğü zaman daha tatlı bir şey oluyor. Peki neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü aşktaki iniş çıkışlar, ritim çok bozuk. Aritmik bir şey var. Ama sevgi öyle değil. Sevgiye döndüğü zaman da daha tatlı bir yerden devam ediyor bence. Aşk üzerine pek çok masal, hikaye ve efsane var. Hadi gelin Eylül Lize Kandemir'in favorisini öğrenelim. Güzel ve Çirkin. Güzel ve Çirkin. Anaokulunda Güzel ve Çirkin oyununu oynamıştık bize. O yüzden benim için bir ayrı bir yeri var onun. Ama güzel değildim ben. Çirkin rolünü oynadığınızı hiç zannetmiyoruz. Yok, köylü kızıydım. Peki bu hikayedeki aşkı nasıl tanımlıyorsun? Güzel ve Çirkin'deki aşkı nasıl tanımlarım? Belli normları olmayan, fiziksel görüntüden, dış görüntüden bağımsız bir şekilde birini sevmek, safça sevebilmek bana çok özel geliyor her zaman. Bir insanın içini görebilmek her zaman çok daha kıymetli geliyor. Bana baktı, hiç korkmadı. Dokunduk birbirimize, o korkmadı. Bu bir düş mü? Mümkün değil. Kimse bana onun gibi bakmamıştı. Kardeşlerimin yaramaz çocuğu Sarp'a hayat veren Atakan Özkaya oldukça enteresan bir hikayeyi tercih ediyor. Küçük Prens hikayesi ve bana edilen en güzel iltifattır mesela Küçük Prens. O yüzden Küçük Prens demek istiyorum. Sevgili Atakan, Küçük Prens'teki aşkı bize anlatır mısın? Aşk aslında macerayı hiç bırakmamak ya da işte gerçeğin, güzelliğin başka şeylerde olduğuna inanmak. Belki bir yıldız, belki bir güneş, belki bir çiçek. Buna inanmak bence aşkı daha güzel tarif ediyor. Kimsiniz siz? Biz güleriz. Yani benim sahip olduğum sıradan bir gül müydü? Ama bana tüm evrende türünün tek örneği olduğunu söylemişti. O sıradan bir gül değil ki. O senin gülün. Gülünü senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığın zamandır.
Herkes aşk masallarına inanacak değil ya. Nihan Büyükağaç aşk mevzusuna daha gerçekçi yaklaşanlardan. Benim favori aşkım hiçbir zaman masal olmadı. Yani masallardaki gibi olmuyor bence aşk dediğimiz hikaye, ki zaten bunun bir cevabı da henüz bulunamadı. Yok, bilmiyoruz. Dengesizlik işi diye biliyorum. En son ona karar vermiştik ama tartışılan bir şey tabii. Yani bu böyle masallardaki gibi bir aşk falan. Ben çok inanmıyorum. O tip bir inancımı kaybettim diyebilirim belki de. Aşkla ilgili çok çekici bulunan bir başka mevzu da ilk bakışta aşk. Peki ilk bakışta aşk var mıdır? Abi çok kritik bir soru. Yani şöyle, ben ilk bakışta aşka inanmıyorum. Aşkın zamanla birbirini tanıdıkça, zaman geçtikçe, yaşandıkça, yaşanmışlıklarla bir aşkın olgunlaştığına inanıyorum. Bu yüzden de sevginin ve aşkın ömrü yok. Yani eğer o sadakat, saygı varsa bu ömür boyu sürebilir. Aslında önemli olan galiba aşkın hayatımızın her alanında olması. Hayatı aşkla, sevgiyle yaşamak. Ben mesela aşk benim için imza gibi mesela. Bir şey yazdığım zaman altına aşkla diye imza atıyorum. Yani ne yaparsan yap, aşk ile yap var ya, yani bir şeye inanmadan, aşk duymadan yapılamaz. Yani bazı işler, öyle söyleyeyim, bazı meslekler ve bazı işler ortalama bir sevgiyle olmaz. Mesela oyunculuk da öyle, yaratıcılık da öyle. Biraz tutku ve aşk ister yapılan işler ve bizim de işlerimiz öyle olduğu için biz her şeye böyle aşkla tutuluyoruz, duygusal bağ kuruyoruz ve bu insanı yaratıcı ve daha özgür kılıyor. Bunu şimdi yaratıcı bir işle uğraşmazsanız ama hayatın içinde de daha iyi hissetmek için ilişki kurduğunuz herkesle, her insanla, çiçekle, böcekle, hayvanla karşılıklı bir duygusal bağ kurduğunuz zaman o zaten aşk oluyor. All the seasons past, all the weather cast, all the passions past. So fast, all the seasons passed, all the weather cast, all the passions passed. Bize vakit ayıran tüm oyuncularımıza çok teşekkür ediyor, sevgiyle kalın diyoruz.